Herkese merhabalar, ben Yasmin. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere üstümdeki renk gibi gayet egzotik bir bölüm ve arka plan gibi bir içerik bizi bekliyor. Neden? Şu an dedik ki bir şeyler deniyoruz, ediyoruz ama tam mevsimimizi ne yansıtır? Egzotik meyveler. Birbirinden şekilli şukullu, birbirinden enteresan, tadından şüphe ettiğimiz, renginden memnun olduğumuz, şekillerini tam çözemediğim, birçoğunun adını şeklinden aldığını şu an anladım. Bir takım yaklaşık 7 tane olmak üzere egzotik meyve önümde bulunuyor. Şimdi diyeceksiniz ki neden 2 tane tabağın var? Çünkü bunlar ben biraz beceriksiz olduğum için sağ olsun Başak ablacığımın bana elleriyle hazırlamış olduğu, gerek soyduğu, gerek kestiği, gerek hazırladığı kaşıklamak için olan kısım. Bu benim olan. Bu da kendileri. Dedik ki tiplerini de görün. Burada bir tane eksik. Hemen söylemeyin burada 6 tane var diye. Direkt özetliyorum, başlıyorum. Şimdi bu biliyorsunuz ne? Şunun tipini zaten yani biliyorsunuz. Full de akıyor yani. Bu dragon fruit yani ejder meyvesi. Ondan sonra bu star fruit dedikleri yıldız meyvesi. Altın çilek kendini saklıyor zaten, kendi halini göstereceğiz. Biliyorsunuz seveni var, sevmeyeni bol. Ben çok bayılanlardan değilim. Kumquat, bu meviciğimizin ismi? Çarkıfelek. Onun adı da... Bunun ismi nedir? Şimdi doğru telaffuz edene 100 lira. Granadilla. Evet. Baya granadilla. Bu arada biz alışverişimizi nereden yaptık? Makrodan. Makro ve gurme harici galiba bunlara ulaşmak da çok basit değil. Yani özel böyle şeylerde bulunabilir. O zaman ben direkt başlayayım mı tatmaya? Başlayalım. En az korktuğumla başlıyorum. Çünkü biraz korku dolu bir şey olacak tadım aşaması. Arkadaşlar ben ejder meyvesi severim. Sevmeyeni var, seveni var. Fiyatı nedir bu arada ejder meyvemizin? Ejder meyvesinin fiyatı 20 lira. Bir adet. Bir adet. Bir adet 20 lira. Şu lezzetsizliğe. Tadı yok, tuz yok arkadaşlar. Yemin ediyorum size. Bakın neye benzetiyorsun diye soracak olursanız böyle tatsız kivi ve chia tohumu serptirilmiş üstüne daha böyle katır kutur. Yani tek tadı bu. Ben çok bayılmadım. Ama yeğeni var, seveni var. Sağlıklı mı? Sağlıklı kategorisine sokabiliriz bence. Tabii canım, bu arada biliyorsunuz ki ben ciddi anlamda şu an bir spor beslenmesi düzeni, sağlıklı yaşam içinde olduğum için egzotik meyveler bence yine güzel bir fruktoz alımı. Tabii. Olabildiğince masum. Mango ile devam ediyorum. Mangomuz ne kadar? Mangonun bir tanesi yine bir adette 27 lira. Çok pahalı. Ve küçücük. Güzel mi? Mangoyu ben seviyorum. Mangoyu neye benzetiyorum? Böyle biraz daha az tüylü, daha sulu. Böyle şeftali ile kayısı arası. Ama böyle kavuna çok benzetmiyorum. Mango genelde kavuna benzetiyorlar tadını. Ama hani tam bir yaz meyvesi ve yaz smoothie'si ya da içeceği olabilir. Ben burada altın çileğiyle devam etmek istiyorum. Çünkü görüntüsü tatlı, güzel. Fiyatları nedir bunların paketinin? Onun paketinde herhalde 15-20 tane var. 15-20 tane, lira. Tamam. 40 lira. 40 lira. 15-20 tane. Gerçi burada bir tane adete 20 lira ve 25 lira, 27 lira veriyoruz. Bence değer. Gerçi bir tadalım. Bu patlıyor mu benim ağzımda? Benziyor. Keşke tadı da çeri domates kadar güzel olsa. Tadını tarif ediyorum. Olmamış, henüz ham kalan erik gibi. Kötü değil ama çok da hani egzotikliği hissedeceksem de altın çilek yerine daha anormal bir şey yemeyi tercih ederim. Ama aralarında bence yenilebilir bir ekşilikte. Ben de egzotiklikte biraz ekşilik ararım. Zannedersiniz egzotik doğmuş annemin karnına. Evet, buradan ben kumkata devam etmek istiyorum. Şu güzellik nasıl böyle bir çirkinlik oldu? Kesin ekşi bir şeydir. Bunun fiyatı nedir? İşte o biraz nasıl, talihsiz şeyler başlıyor şu an. Eyvah. O da böyle bir kutudaydı. Belki yine onda da bir 10-15 tane falan vardır. 90 lira fiyatı. 90 lirayı duyduğum için bunu yutacağım yoksa yutmazdım. O kadar lezzetsiz. Tadı. İnanılmaz yani. Tam bir limon. Ekşi. Acı. Bir şey diyeyim mi? Buna bayılmayabilirsiniz. Bu ekşiyle sizi bayıltır. Hatta direkt yutacağım, çiğneyince daha kötü oldu.
Tamam, yuttum. Kumkuat arkadaşlar yemeseniz de olur. Şöyle güzel bence çarkı feleğimizle devam edelim. Bir passion fruit'umuza devam edelim. Çünkü böyle bir şey yaptı beni. Bir cezbetti. Bunun fiyatı neydi? Bu bence daha normal. Ha, üçlü satılıyordu. Üçlü paketi vardı. 40 lira. Okey yani. Aa, çok güzel kokuyor. Bunun parfümü falan güzel olur mesela. Tamam, hadi bir parça tadıyorum. Ben arkadaşlar böyle çok enteresan lezzetler sevmiyorum ya. Çekirdek bu. Ben bunun zevkini anlamadım. Yani 35-40 kere dişimi kırarcasına, tel çıkıyor, tel takıyor çıkartıyormuşçasına o sesi duymak. Bir de şu yani biraz bıcık ya. Ne, ama demek ki bunun o mevsimi bu. Yani olmuş hali bu. Olsun, bunun da işte yazık. Şöyle ben devam etmek istiyorum. Granadilla. Ama bunun da tipi biraz kötü görünüyor ya. O bir tane satılıyordu Yasmin'cim. Ha, diyor ki yani alacaksan bir tane al, otur yerine. Artık onunla idare et. Bir tane satılıyor sadece, tek adet. 65 lira. Bu. Ben bunun kabuğunu yemeliyim. Çöpünü yemeliyim, ondan sonracığıma, yüzüme sürmeliyim. Ben bunu yiyerek yetmemez, yani yetmemeli bu bana. Ama bunun tipi de yalnız şeye benzemiyor mu? Çarkfele. Benzer bir aileden geliyormuş zaten. Hemen tadıyorum. Bu ne? Şöyle bir dur, daha güzel suyundan. Suyu var bunun ha. Çok güzel suyu var. Şey mi? Hindistan cevizi. Bu ne? Bu yenmez. Bence bizi kıskanmışlar. Bence bu sokaktan falan bir şey çıkarmış bu. Hmm. Granadilla değil bu. Passion fruit'la farkı nasıl? Bir şey diyeyim mi? Passion fruit'la aynı. Familyası aynı olabilir. Ama bu anne baba bu çok yoğurtlamış bu güzelliği. Bu bıcık bıcık çekirdeği yiyorsun. Çekirdek böyle olmamış yulaf, yulafın olmamış olabilir mi? Olmamış filiz, olmamış bir şey yani bu yemiş gibi. Böyle hani bayatlayamaz biliriz ama böyle çok kötü bir çekirdek hayal edin. O tadı yok. İlk kez size yemin ediyorum, farkındaysanız hani hep böyle ilk üçümüzü sıralarız ya. Ben burada bir tane bile sıralayamam. Ve şu an sonuncuya geldik. Aşırı üzüntülüyüm. Ama bunun da görüntüsü ne güzel. Bunun peki dışı yenir mi? Yenir. Kabuğu var gibi. Yeniyor evet, muymuş? Yiyebiliyormuş. Bunun fiyatı neymiş? Hemen bunu da söylüyorum. Kokusu nasıl? Tam tarif ediyorum. Yemin ediyorum patates gibi kokuyor. Vallahi. Bu da tek satılıyormuş. Evet. Bu da 65 lira. Aa bak yani yumuşak bu. Granadilla ile karambola ikisi aynı fiyat, 65 lira. Bununla bu aynı fiyat. Ama bu daha büyük. Şöyle devam edelim. Kendimi artık bir star olarak hissedip star olarak bitirmek istiyorum. Ya Rabbi bu egzotik meyvelerden illallah geldi. Şöyle bir ısırsam mı ne yapsam? Bunun çekirdeği de var gibi. Şöyle bir ısırayım. Götüreyim mi? Bunun da dışı çok yanmıyor gibi ama. Bu olacak işte. Bunu yiyorlar mı gerçekten? Yani bakın, ben lezzetlere tamam belki çok açık değilim ama bu lezzete kapatır insanı. Egzotik meyvelerin hiçbirinin tadı yok ki. Bizim şurada armudumuz, elmamız, şeftalimiz, kayısımız, ondan sonra başka neyimiz olabilir? Üzümümüz, eriğimiz, çileğimiz, muzumuz. Şunları havada tokatlar ya. Fiyat performans olarak da tamam bizim ürünlerimiz de çok ucuz değil ama 65 lirada değil yani. Ve artı olarak bunlar tatmin de etmiyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Hiçbiri lezzetli değil. Aralarından bir tane seçecek olursam, hadi yine yanlışlıkla aldım, parama da 3-5 değdi. 3-5 değdi diyeceğim. Mango. Vallahi mango. Ama mango egzotiğe girmiyor. Bunlar çok egzotik. Uç egzotik. Yani mango tam uç egzotik değil. Mango şey gibi düşün mesela. Bütün meyveleri saydım ya. Mango'nun çileği gibi. Hani anladınız mı? Daha böyle şekli şıklı farklı. Ya da işte rengi, tadı.
ya da böyle karpuza kavun gibi. Hani o kategoriye koyabilirim. Ama yani şurada bir karpuz kesek de yiyek ya, bu nedir ya? Bir yanında bir beyaz peynir falan, bu nedir ya? Yemin ediyorum hiç tatmin etmedi beni. Hani ben bir ilk başta bir endişe ettim. Acaba dedim hani şimdi biraz böyle diyetimi bozar mıyım? Vallahi bu diyet bozulmaz. Bu diyet yaptırır. Diyet yaptırır. Ben bir şey yiyemem. Ama bir numarama mangoyu koyuyorum. Mango harici en ilginci hangisiydi diyecek olursanız ve bir daha asla yemek istemediğimi en azından yanıtlayayım. Bence yıldızlıyı, bir de bunu bir daha yemek istemem. Gerçekten inşallah hiçbir arkadaşım, hiçbir sevdiğim benim önüme koymasın. Hani onları seviyorum diye bile kendimi zorlayamam, yiyemem. Ama benim için bence bunlar güzel deneyimler. En azından ne tip egzotik meyve sevip ne tip sevmediğimi anlamak için bir fırsat ve sizlerle de paylaşabilmek için. Biliyorum burada görüntüler çok harika durmuyor ama dediğim gibi burada gayet birbirinden güzel, dur bir kere daha bir 360 döndüreyim. Birbirinden güzel görüntülere sahip olan ama maalesef lezzeti, o görüntüyü çok desteklemeyen meyveleri tatmış olduk. Alta yorumlara sizin en sevdiğiniz veya sevmediğiniz, denememi istediğiniz ne var ne yok her şeyi yazın. Bunların arasından daha evvel deneyip benimle aynı fikre sahipseniz onları da paylaşın. Veya deneyip de bana karşı geldiğiniz, olur mu hiç öyle şey, ben sana katılmıyorum dedikleriniz varsa, yani olabilir, siz de insansınız ama yani şaşırırım ama olabilir. Onları lütfen bizlerle paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kocaman öpüyorum. Bay bay.